Analitik düzlemde doğrular konumuzun ilk föyüne bakalım. Burada bir doğrunun eğim açısı ve eğimini göreceğiz arkadaşlar. Analitik düzlemde bir doğrunun x ekseniyle pozitif yönde, neydi pozitif yön? Saat işleyişinin tersiydi, doğru mu? Yaptığı açıya doğrunun eğim açısı ve bu açının tanjantına da doğrunun eğimi denir. O zaman bir doğrunun eğimini bulmanız için önce eğim açısını bulmanız lazım. Eğim açısını da bulmak için de ne yapıyoruz arkadaşlar? Doğrunun x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açıyı buluyoruz. Bu açının tanjantı bize eğimi veriyor arkadaşlar. Hemen şurada bakın aşağıda örneklerimiz var. Bakalım. Bir tane d doğrusu. x eksenini kestiği nokta ve pozitif yönde yani saat yönünün tersinde yaptığı açı alfa olmak üzere eğim tanjant alfa olacaktır. Alfa burada dar açı olduğu için pozitiftir. Dolayısıyla eğim pozitiftir. Bazen bu saatin tersi yönü, aynı yön falan kafa karıştırabiliyor. Şöyle bir mantıkta kurabilirsiniz. Doğrunun x ekseni kestiği noktanın sağında ve solunda olmak üzere iki tane açı var. Her zaman eğim açısı sağdaki açıdır arkadaşlar. Sağdaki açı bize neyi veriyor? Eğim açısı. Mesela buraya bakın. Sağda bir tane açı var. Solda bir tane açı var. X eksenini kestiği noktanın sağında ve solunda. Biz her zaman kimi alıyoruz? sağdaki açı. Bu sefer alfamız geniş açı olduğu için tanjantı negatif gelecektir. Eğim de ne olacaktır arkadaşlar? Negatif. O zaman bir doğru şöyle sağa doğru yatıyorsa pozitif eğimli. Sola doğru yatıyorsa da negatif eğimli. Eğer doğrunuz x eksenini kesmiyorsa dolayısıyla x eksenine yaptığı bir açı yoktur. Peki burada açı nedir arkadaşlar? Burada açı sıfırdır. Neden peki? Şöyle düşün. Düz bir yolda yürüdüğünüzü düşünün. Eğim nedir arkadaşlar? E, düz yol diyoruz. Orada eğim yoktur. Dolayısıyla eğim sıfırdır arkadaşlar. Ha, düz yol dediğiniz şey ne demek ki? X eksenine paralel bir yol. O zaman x eksenine paralel bir doğru görürseniz hemen aklınıza düz bir yol gelsin. Dolayısıyla orada eğim kaç olacaktır? Sıfır. Peki bayağı dik. Bakın bayağı dik bir yokuş görürseniz ne dersiniz? Ya bunun eğimi çok fazla dersiniz, değil mi? İşte burada da arkadaşlar, eğer doğrunuz x eksenine dikse eğimi tanımsızdır. Esasında eğimi sonsuz diyen de var buna. Aynı kapıya çıkıyor. Limit konusunu gördüyseniz belki tanımsız, sonsuz, belirsizlik kavramları var. Oradan daha güzel bağlayabilirsiniz birbirine. Onun için bir doğru x eksenine dikse eğimi tanımsızdır. Çünkü tanjant 90 eğim açısı 90 derece tanjant 90'da tanımsızdı. Aşağıdaki doğruların eğimlerini bulunuz demiş. Hemen bakıyorum. X eksenini kestiği noktanın sağındaki açı zaten 45 derece bizim eğim açımız. O zaman eğimimiz tanjant 45 olacaktır. Hatırlıyorsunuz değil mi? Tanjant 45 kaçtı? 1'di. Şimdi burada bütün değerleri göreceğiz zaten. 30, 60, 45, 120, 150, 135. Buradan değerleri tanjant değerlerini de hatırlamış olursunuz. Mesela bakalım x eksenini kestiği noktanın sağındaki açı kaç derece arkadaşlar? 150 derece. Dolayısıyla bunun eğimi tanjant 150'ye eşittir. Peki tanjant 150 kaçtır? Şimdi 150 bir kere geniş açı olduğu için bunun eğimine gelecek arkadaşlar eksi. Hemen peşine inen eksiyi bir koyalım. Şimdi tanjant 150'yi bulacağınıza Artık tanjant 30'u bulabilirsiniz. Çünkü zaten başına eksiği koyduk ki o dertten kurtulduk. Direkt tanjant 30'a bakalım. Tanjant 30'un değeri kaçtı arkadaşlar? 1 bölü kök 3. Ha demek ki bu doğrumuzun eğimi eksi 1 bölü kök 3. Tanjant 150 de kaçmış? Eksi 1 bölü kök 3 imiş. Hemen bakıyorum. Doğrunun x ekseni kestiği nokta burası. Sağındaki açı. Ha, dar açı. O zaman bunun tanjantı bize eğimi verecek. Yani eğimimiz pozitif olacak. Tanjant neydi hatırlıyor musunuz? Karşı bölü komşu değil mi? O zaman alfanın karşısı 6. Komşusu 2. 6 bölü 2'den özür dilerim. 6 bölü 2'den eğimi kaç gelecektir? 3 gelecektir. Hocam orası eksi 2. Aman ha sakın öyle bir şey yapmayın. Karşı bölü komşu uzunluğu oranlıyoruz biz. Eksi 2 buranın apsisi arkadaşlar. Uzunluğu kaç? 0'dan eksi 2'ye kadar 2 birim. Dolayısıyla 6 bölü 2'den 3 diyoruz. Hem zaten eksi 2 dersek eksi 3 olur. Biraz önce dediğimizde çelişiriz. Alfa dar açı eğimi pozitif olacak arkadaşlar. Değil mi? Hemen bakıyoruz. Hop x eksenini kestiği noktanın sağındaki açı. Ha bu geniş açı. O zaman bunun eğimi eksi. Bak peşiyle eksi koyuyorum. Çünkü burası geniş açı olduğu için eğim eksi oluyor. O zaman buranın artık eksisini koyduğuma göre tanjantı şuradaki dar açıdan hesaplayabilirim. Bir zararı yok. Geniş açı ne için? Eksiği unutmayın diye. Hemen başa koyun diye. Sonra tanjantı hesaplarken arkasındaki dar açıdan hesaplayabilirsiniz. Karşı bölü komşu. Yani 10 bölü 6'dan. Eğimi kaç gelecek arkadaşlar? Eksi 5 bölü 3 gelecek. Hemen sorumuza bakalım. Koordinat düzleminde birim çemberler birbirine dıştan teğet olacak şekilde aşağıda gösterildiği gibi yerleştirilmiş. Bu çemberlerin merkezinden eğimleri M1, M2, bla bla bla, Mn olan L1, L2, L3, bla bla, Ln noktaları geçmektedir. Fx eşittir 1 bölü Mx. Ha, doğrunun eğimi neydi arkadaşlar? Mx'ti. O zaman Fx eşittir 1 bölü eğim. Şeklinde tanımlanan fonksiyon için toplam aşağıdakilerden hangisine eşittir? Yani F1 ne demek o zaman? F1 demek 1 bölü M1 demek. Peki M1 ne demekti? L1 doğrusunun eğimi demekti. O zaman hemen L1 doğrusunun eğimine bakalım. Şimdi şurası birim çember dediğine göre yarıçapı çapı bir birim. Peki burada bir birim değil mi? O zaman burada bir birim. Ha, bakın şurası x eksenini kestiği noktanın sağındaki açı. Karşı bölü komşudan eğimi kaç geldi arkadaşlar? 1 bir bölü 1'den 1 bir geldi. O zaman 1 bir bölü 1'den f1 kaça eşitmiş? 1'e. Hadi f2'ye bakalım şimdi. F2 ne demek? 1 bölü M2 demek. Yani eğimi M2 olan L2 doğrusunun eğimini bulacağız şimdi. Hemen bulalım beraber. Şu arkadaşa bakalım. Bak şurası kaç birim? 1, 2, 3. Burası kaç birim? 1. Bir. O zaman bura 1. Burası 3. Bakın L2 doğrusunun x ekseniyle yaptığı açı burası değil mi? Ha, eğimi karşı bölü komşudan 1 bölü 3. O zaman 1 bölü 1 bölü 3'ten F2 kaç geldi? 3 geldi. Hadi f 3'e bakalım şimdi. 1 bölü m3 demek. O zaman l3 doğrusunun eğimini bulacağız. E bulalım. l3 doğrusunun eğimi. Şu noktayı alalım bakın l3 üzerinde. Dik geldim. Burası 1 bir birim. Burası 1, 2, 3, 4, 5 birim. O zaman burası 1. Şu kısım 5. Peki onun da eğim açısı şurası değil mi? Ha, karşı 1, komşu 5. 1 bölü 5. O zaman 1 bölü 1 bölü 5'ten o da kaç gelecektir? 5. Pardon. 5. E mantığı sanki anladınız değil mi? F1 1, F2 3, F3 5, F4 7, sonra F5 9, nokta 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 Fn. Ha Fn ne olacak şimdi? Bunlar 1, 3, 5, 7, 9 bizim tek sayılar değil mi? Hatırlayınız mat 1'in ilk konusu temel kavramlarda tek sayıları neyle gösteriyordunuz? n'inci tek sayı 2n 1'di doğru mu? Ha o zaman fn de ne gelecek arkadaşlar? 2n 1 gelecek. Hatırlayınız tek sayılar şöyle yazıyordu değil mi? Matematik hocanız 1 3 5 nokta 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 2n 1. E, aynı şey işte. Bu 2n 1 kaçıncı sayıydı? n'inci sayıydı. O zaman fn de n'inci terim için ne gelecek? 2n 1 gelecekti. E hatırlayınız 1'den 2n 1'e kadar olan tek sayıların toplamı da terim sayısının karesine eşittir. Kaç tane terim var burada? Efendi dediğine göre n tane. O zaman n tane tek sayının toplamı n kare cevabımız a şıkkı gelecektir. İki noktası bilinen doğrunun eğimine bakalım şimdi. Bir doğru üzerindeki eğer iki noktayı biliyorsanız eğim ordinatlar farkı bölü absisler farkıdır. Sebebi de çok basit. Bunun eğim açısı teta. Bakın x eksenini kestiği noktanın sağındaki açı burası. Şimdi şu arkadaşın koordinatları ne? Y1'e x1 değil mi? Peki şu arkadaşın koordinatları ne? Y2'ye x2. Peki ben şuradan bir dik gelirsem burası y1 ise burada y1 olur mu? O zaman tamamı y2 Buraya ne kaldı? y2 eksi y1. Peki ben buradan bir dik gelince arkadaşlar burası x1 ise burada x1 değil mi? Tamam x2 idi o zaman burada ne kaldı? x2 eksi x1 yani burada x2 eksi x1. Peki ben buradaki teta açısını yöndaş açılardan buraya taşıyabilir miyim? Ha, tanjant teta'yı artık şu dik üçgenden bulabilirim. Hocam niye tanjant teta? E çünkü eğim neydi? Tanjant teta. Ha, karşı bölü komşudan y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1. Ya da iki noktası bilinen doğrunun eğimi Ordinatlar farkı bölü absisler farkıdır. Hemen ilk örneğimize bakalım. Gayet kolay bir soru. A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimi. A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimini böyle göstereceğiz. M, A, Eğim A ve B noktalarından geçen doğrunun. Neydi? Ordinatlar farkı. Yani 3 eksi eksi 1 bölü absisler farkı 8 eksi 2. Hocam B'nin koordinatlarından A'yı çıkartıyoruz? Fark etmez. İster B'nin koordinatlarından A'yı çıkartın. isterseniz A'nın koordinatlarından B'yi çıkartın. Fakat hangisini yaptıysanız mesela B'den A'yı mı çıkardınız? Bunu hem ordinata hem de absis uygulayın. Yani ordinatlar farkı için B'den A'yı, absisler farkı için A'dan B'yi çıkartayım demin. Hangisinden hangisini çıkarttıysanız sıraya bozmadan ordinatlar farkı böyle absisler farkı size eğimi verecektir. E 4 bölü 6 geliyor. O da 2 bölü 3. Cevabımız B şıkkı. 4'e bakalım. Gene kolay bir soru. Noktalarımız verilmiş. Bu sefer eğimi vermiş. M istiyor. Hadi yazalım. Eğim AB eşittir. Kaçmış? 4 bölü 3. Söyleyin eğim AB'yi. Ordinatlar farkı 6 eksi 4. Apsisler farkı 1 eksi. Yani eşittir. 4 bölü 3. Burası kaç? 2. Sadeleştir 1. Sadeleştir 2. İçler dışlar 3 kere 1. 3. İçler dışlar 2 kere 1. 2. Eksi 2 kere m. 2 m. Bunu bu tarafa at. 2 m. Bu yavruyu bu tarafa at. Eksi 1. Demek ki m kaçmış? Eksi 1 bölü 2. Cevabımız da a şıkkı. 5'e bakalım. Dik koordinat düzleminde a, b noktalarından geçen doğrunun eğimi tanımsız. Şimdi bazen kafalar karışabiliyor. Ya eğim nasıl tanımsız olabiliyor? Bu x eksenine mi paraleldi yoksa x eksenine dik miydi? Kafalar karışabiliyor. Kafanızı hiç karıştırmayın biliyor musunuz? Niye? Eğimi tanımsız diyor ya. Siz eğimi yazın gene de. Neydi eğim arkadaşlar? Ordinatlar farkı. Ordinatlar farkı 5 eksi 4. Bölü absisler farkı 3 eksi k artı 1. İşte bu arkadaş tanımsızmış. Ya kesirli bir şey niye tanımsız olsun ki? Olur değil mi? Bir sebebi vardı tanımsız olması. Neydi o da sebep? Paydası demek ki sıfırmış. Ha, kesirli ifadeyi tanımsız yapan şey neydi? Paydanın sıfır olması. O zaman bir doğrunun eğimi tanımsızsa absisler farkının sıfır olması lazım. Çünkü paydaya gelecek. O zaman 3 eksi k artı 1 sıfırsa demek ki 3 eşittir k artı 1'den k eşittir kaçmış arkadaşlar? 2 gelecek. Peki doğru tanımsızsa eğimi nasıl bir doğruydu onu da hatırlatalım. x ekseni dik bir doğruyu değil mi? Bayağı dik bir yokuş. Öyle gelsin aklınıza. Yani çıkılmaz. Çok dik bir yokuş düşünün. Çıkabilir misiniz yürüyerek? Çıkamazsınız. İşte tanımsız da oradan aklınıza kalsın. Altıya bakalım. Analitik düzlemde verilen A, B, C noktaları bir üçgenin üç köşesi olduğuna göre. Yani şöyle bir şeymiş. A, B, C noktaları bir üçgenin üç köşesiymiş. Şimdi analitik düzlemde yani şu koordinat düzleminde 3 tane nokta verdiğimde her zaman üçgen oluşur. Mesela 3 nokta hop rastgele verdim. Birleştirin. Üçgen olur. 3 üç nokta hop birleştirin. Üçgen olur. 3 üç nokta hop birleştirin. Üçgen olur. Mutlaka üçgen olur. Üç nokta alırsınız. Bir yer harici. Ne zaman? O 3 noktayı tık 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 doğrusal alırsanız o zaman bu 3 noktayı birleştirdiğinizde üçgen değil doğru olur arkadaşlar. O zaman 3 noktaları verdiğinde size üçgen olmasını istiyorsa noktalar doğrusal olmamalı. Üçgen belirtecekse. E bizim arkadaşla neymiş? Bir üçgenin üç köşesiymiş. O zaman bu üçü doğrusal olmamalı. Peki doğrusal olsa ne gibi bir şey olur? Doğrusal olursa arkadaşlar ABC noktalarından geçen doğruların eğimi birbirine eşit olur. Yani ne demek bu? AB doğrusunun eğimi eşit olmalı. BC doğrusunun eğimine ya da AC doğrusunun eğimine. O zaman ikişer eğim yazacağım. Birbirini eşitleyeceğim. Bu kadar. Hangi ikisini seçelim? Canınız hangi ikisini istiyorsa ben AB ile e, pardon AB ile AC'yi seçeceğim. Siz isterseniz BC'yi seçin. Fark etmez. A, B neyimini söyleyin bana hemen. Ordinatlar farkı. Bakın bu sefer değişiklik olsun. A'dan B'yi çıkartayım. 1 eksi eksi 2 bölü 2 eksi 3. A, C neyimini söyleyin bana. A'dan C'yi çıkartıyorum. 1 eksi 4 bölü 2 eksi K. Ordinatlar farkı böyle. Absisler farkı. Ne geliyor burası? 3 bölü eksi 1'den eksi 3. Burası ne geliyor? Eksi 3 bölü 2 eksi K. Ha şunun paydası gizli bir 1 var değil mi? E paylar aynıysa, paydalar aynı. 2 k 1'den k kaç olur? 1. Demek ki k 1 olursa bu üçü doğrusal olur. Dolayısıyla üçgen belirtmez. Ama üçgen olduğunu söylüyor. Demek ki k 1 olmamalı. Çünkü k 1 olursa üçgen değil, doğru oluşuyor. O zaman size Üç tane nokta verdi. Bu bir üçgen belirtir derse sadece neye dikkat edeceksiniz? Doğrusal olmamalarına. Doğrusal değilseler mutlaka da üçgen belirtirler. Örnek 7'ye bakalım. A noktasını, B noktasını, C noktasını vermiş. AC artı BC toplamın en küçük değeri için Y kaç olmalıdır diye soruyor bize. Size bir hatır yapalım mı? Dik üçgende yapmıştık bunu. Şimdi Görünce hatırlayacaksınız. Burada da o mantığı kullanacağız. Mesela dik üçgende vardı bu soru. Neydi? İşte atıyorum şunu vermişti. Bunu vermişti. Burada bir C noktası. Burada A olsun. Bu da B olsun. A, C artı B, C en küçük değerini soruyordu. Biz ne yapıyorduk orada? İşte A'yı ya da B'yi fark etmez. Hop şöyle aşağıya deviriyorduk. Sonra birleştiriyorduk. Diyorduk ki C burada değil de burada olursa yani doğrusal olursa A, C artı B, C toplamı en küçük değerini alır diyorduk. Hatırladınız değil mi? Hatırladınız hatırladınız. E şimdi burada da aynı mantığı uygulayacağız. Bakın 2 11 noktası ne demek? Şuradan bir dik gel. Burası 2 birim. X eksenine olan uzaklığı ordinatı 11 birim. Aynı şeyi buraya da yapıyorum bakın. Şurası 4 birim. Şurası kaç birim? 2 birim. Ha bakın şura o zaman kaç birim olacak? 9 birim. Çünkü tamamı 11'di. İkisi buradaysa buraya ne kaldı? 9. Şimdi AC artı BC toplamının en küçük olması için ne yapacağım? İster A'yı ister B'yi bu tarafa devireceğiz. A'yı devirmek sanki daha mantıklı gibi buraya devirdim. İşte bunları böyle doğrusal yaparsam yani C noktası burada değil de bir tık daha yukarıda şurada olursa AC artı BC toplamı en küçük oluyordu. Mesela iki tane nokta Araya bir nokta koyalım. Şöyle yaparsak mı sizce toplamları daha küçük olur yoksa dümdüz mü? Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Şurası eviniz. Burada bir arkadaşınız var. Burada da bir tane bakkal var. Evden çıktınız bakkala gideceğiniz. Arkadaşa burada beklemesin mi söylerseniz daha mantıklı yoksa şurada beklemesini mi? Tabii ki de burada. Yolunuzun üzerinde olursa arkadaş ne olur alacağınız yol en kısa olur. Yok bir de arkadaş için yol giderseniz o zaman yolunuz bu sefer ne yapar? Uzar. Dolayısıyla en küçük değeri bulamazsınız. Mantık bu mantık. Şimdi 2 11 noktasını bu tarafa atınca yani birinci bölgeden ikinci bölgeye atınca haliyle o 2 11 noktası eksi -2'ye 11 oldu değil mi? İkinci bölgede çünkü apsis eksiydi. Şimdi peki ne oldu? A C B noktaları doğrusal oldu. Peki doğrusal olunca ne oluyor arkadaşlar? E, i̇kişer ikişer eğimler birbirine eşit. Yani AC AB arasındaki eğim ya da AC BC arasındaki eğim birbirine eşit. Hangi ikisini alalım? AC AB alalım. O zaman eğim AC eşittir eğim AB diyeceğiz. Bir önceki soruda yaptığımız şeyi gene yapıyoruz. AC'nin eğimini söyleyin bana. Ordinatlar farkı y eksi 11. Absisler farkı 0 eksi eksi 2 2. AB'nin eğimine bakalım. Ordinatlar fark 11 eksi 2 9. Absisler fark 2 eksi 4 eksi 2. Sadeleştir şurada eksi 1 kaldı. Y eksi 11 eşittir eksi 9'dan. Y kaç gelecek arkadaşlar? 2 gelecektir. Aha, i̇şlem hatası yaptık. Nerede yaptık? Hemen bulalım şu işlem hatasını. Düzeltelim. E, A, C'nin eğimi için ne dedik? Y eksi 11 bölü 0 eksi 2 2 dedik. Tamam. Sonra A, B'nin eğimi için ne yaptık? 11 eksi 2 9 dedik. Absisler farkı ha absisler farkı eksi 2 eksi 4 eksi 6. Şurası eksi 6 olacak değil mi? Sadeleştirdik eksi 3. Sadeleştirdik eksi 3. O zaman şurası eksi 3. Bunu bu tarafa atarsak y kaç geldi arkadaşlar? 8 gelecektir. Eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemi demiş. Hemen ona bakalım arkadaşlar. Burada da eğim ve bir tane nokta belli ise doğrunun denklemi nasıl yazılır ona bakacağız. Şimdi bir doğrunun denklemini yazarken olmazsa olmaz iki şeyi söylüyor bize. Nedir bunlar? Bir eğim ve bir de nokta. O nokta yalnız nerede olmalı? Doğrunun üzerinde olmalı. Peki nedir peki bu denklemimiz? Şöyle bir şey. Y eksi o verilen noktanın ordinatı eşittir. Eğim çarpı x eksi o noktanın apsisi. İşte bu bize doğrunun denklemini verecektir. Buradaki y sabit y olarak kalıyor. Buradaki x de sabit x olarak kalıyor. y1 ile x1 doğru üzerindeki noktanın koordinatları. M de zaten bizim eğimimiz. Şimdi hemen sorumuza bakalım. A 5'e 2, 5'e eksi 2 noktasından geçen ve eğimi 4 olan. Ha eğim 4'müş noktada 5'e eksi 2. Neydi formül? Y eksi ordinat eğim çarpı x eksi absis. Bu kadar. Noktanın ordinatı noktanın absis. Gerisi amelilik 4 işlem. Ne geliyor? Y artı 2 eşittir 4 x eksi. 20'den at bunu bu tarafa. Y eşittir 4 x eksi 22 gelecek. Doğrumuzun denklemi. Şıklarda böyle yazabilir. Veya y'yi de bu tarafa atar. 0 eşittir. 4x eksi y eksi 22 şıklarda böyle de yazabilir. İkisi de doğru cevaptır. Şıklarda artık hangisi varsa. 9'a bakalım. 3'e 1 noktasından geçen ve x ekseni ile pozitif yönde 135 derecelik açı yapan doğrunun denklemini yazınız demiş. Ha, x ekseni ile pozitif yönde 135 derecelik açı zaten bizim eğimin tanımıydı değil mi bu? Eğim açısının tanımıydı. Pozitif yönde yapılan açı. O zaman bu açının tanjant değeri bize neyi veriyordu arkadaşlar? Eğim. Peki tanjant 135 kaç eşit arkadaşlar? Eksi 1 değil mi? Nasıl buluyoruz bunu? 135 zaten geniş açı olduğu için eksiyi koyduk. E, 135 kimin arkadaşı? 45'in arkadaşı değil mi? Bütünler oradan gelsin aklınıza. E 45 tanjant 45'te 1. Ama 135 geniş açı olduğu için 1 değil. Eksi 1. O zaman eğim belli. E, nokta zaten belli. Haydi yazalım. Y eksi ordinat eğim çarpı x eksi apsis. O zaman buradan y eksi 1 eşittir eksi x artı 3. At bunu tarafa y eşittir eksi x artı 4. İşte doğrumuzun denklemi veya y'yi bu tarafa atarsanız eksi x eşittir, eksi y artı 4 diyebilirsiniz. Ona bakalım. Dik koordinat düzleminde a, b, c noktaları verilmiş. BC kenarına ait kenar ortayı üzerinde bulunduran doğrunun denklemi. Şimdi bu tip soruları çözerken bir tane şablon çizin. Bakın şablon çizin diyorum. Neden? Çünkü bazen görüyorum arkadaşlar bu noktaları koordinat düzlemine böyle birebir yerleştirmeye çalışıyor. İşte 2'ye 5 burada olmalı. Eksi 3'e 0 burada olmalı diye. Şöyle koordinat düzlemine yerleştirmeye çalışıyor. Sonra üçgeni falan çiziyor. Sonra kenar ortay derken kafa gidiyor. Peki ne yapacağız? Şablon çizeceğiz. Ne demek şablon? Yani bir tane üçgen var. Bura 2'ye 5. Bura eksi 3'e 0. Bura eksi 5'e 4. Sakın şöyle takılmayın. Ya hocam 3'e 0 buradayken eksi 5'e 4 yanında olur mu? Biraz aşağıda olması gerekmez mi? Ya da öteki biraz solda olması gerekmez mi? Ona takılmayın. Noktaları yazın. Şablon bu. Bunun üzerinde duralım. Şimdi ne istiyor benden? BC kenarına ait kenar ortay. BC kenarına ait kenar ortay nereden çıkar? A köşesinden. Hadi çıksın. İşte bizden şu AK'yı taşıyan Doğrunun denklemini istiyor. Bu taşıyan ne demek? Şimdi bakın AK doğru parçası. Bakın şöyle yaparsak bu doğru parçası. Doğru ne olur? Doğru olması için bunu ne yapmanız gerekiyor? Böyle sonsuza kadar uzatmanız gerekiyor. Onun için ne diyorlar? İşte şu AK'yı taşıyan doğrunun denklemi diyor. Yani doğru parçasının denklemi olmadığı için ifadeyi öyle kullanmak zorundalar. E o zaman bakalım ne demiştik? Bir doğrunun denklemini yazmak için... Olmazsa olmaz iki şey. Bir eğim bir de nokta. Bakıyorum AK üzerinde zaten A noktası var. Süper nokta tamam. E, eğim yok ama. O zaman eğimi ayarlayacağım. E, ayarlarız eğimi. Nereden bulacağız? K noktası B ile C'nin orta noktası değil mi? Ha, orta noktayı da biliyoruz. K'yı bulurum. E, K belli, A belli, 2 nokta belli. Eğim yazarım. Tamam soru bitti. Hadi önce bir K'yı bulalım. Orta noktadan buluyoruz. Neydi orta nokta? Apsisleri topluyordun. Eksi 8. 2'ye bölüyordun. Eksi 4. Ordinatları topluyordun. 4. 2'ye bölüyordun. 2. Evet bunu bulduk. Şimdi A noktası belli. K noktası belli. O zaman A, K'nın eğimini bulabilirim. Ordinatlar farkı 5 eksi 2, 3. Bölü apsisler farkı 2 eksi eksi 4, 6. 3 bölü 6'dan eğim kaç geldi? 1 bölü 2. Şimdi artık eğim belli. Nokta artık iki tane var bakın. Demin birdi şimdi iki tane oldu. E, iki tane noktadan canımın istediği bir tanesini seçerim. Soru biter. A'yı seçelim. Neydi formül? Y eksi noktanın ordinatı yani 5. Eğim çarpı x eksi noktanın apsisi 2. Hadi işler dışlar yapalım. 2y eksi 10 eşittir x eksi 2'den. Atın hepsini sağ tarafa. 0 eşittir x eksi 2y artı 8. Var mı böyle bir şey? x eksi 2 artı 8 diye. Evet aradığımız cevap A şıkkı. 11'e bakalım. Doğrusu noktasından geçtiğine göre K kaçtır demiş. Yani şöyle bir doğru var. Üzerinde bir de A noktası varmış. Doğru A noktasından geçiyor. İşte analitik geometrinin en temel sorusu bu. Nedir peki buradaki en temel hareket? Bir nokta kimin üzerindeyse daima onun denklemini sağlar. O zaman x yerine 2, Y yerine eksi 1 yazıp K'yı rahatlıkla bulabiliriz. Ne geliyor? 4, 3 daha 7. At diğer tarafa K eşittir eksi 7. Cevabımız B şıkkı. 12'ye bakalım. Dik koordinat düzleminde verilen Y eşittir 2X ve Y eşittir X bölüş doğruları sırasıyla A, B, C, D dikdörtgenin D ve C köşelerinden geçmektedir. B köşesinin koordinatını vermiş. Bakın bana 9'a 0 dikdörtgenin çevresi. Şimdi dikkat edin. B noktasının koordinatı 9'a 0. Yani B'nin absisi 9. Şurası 9 birim. E aynı şekilde C'nin de absisi 9 olmaz mı? O zaman C'nin absisi belli. 9. Acaba ordinatı kaç? Şimdi dikkat edin. C noktası şu doğrunun üzerinde. O zaman bu nokta bu denklemi ne yapmalı? Sağlamalı. Kanun böyle diyor. Nokta doğrunun üzerinde üzerindeyse denklemi sağlar. O zaman x yerine 9 yazarsam 9 bölü 3'ten y'si de kaçmış? 3'müş. Ha, demek ki ordinat da 3. Yani şurası 3 birim. Peki şurası kaç birim? 9. Benden dikdörtgenin çevresini istiyor. Demek ki benim dc'yi bulmam lazım. E devam edelim. Şimdi şurası kaç? 3. O zaman burada 3. Peki burası 3 olunca otomatikman d noktasının ordinatı 3 oldu mu? Acaba apsisi ne? E gene kanun işletelim. D noktası y eşittir 2x doğrusun üzerinde. O zaman y yerine 3 yazarsak x'i rahatlıkla bulabiliriz. X ne geliyor? 3 bölü 2. Ha, demek ki apsisi D noktasının 3 bölü 2'ymiş. Tamamı 9'du. 3 bölü 2'yi çıkartırsak o zaman burada ne oldu? 15 bölü 2. İşte dikdörtgenin artık kısa kenarı, uzun kenarı her şeyi biliyoruz. Çevre istiyor. 15 bölü 2, 15 bölü 2, 15. 3, 3 daha 6. 15, 6 daha 21. Cevabımız B şıkkı. 13'e bakalım. Bir tane kare var. Doğrunun denklemi verilmiş. Karenin çevresi kaç birimdir diye soruyor bize. Şimdi ne yapacağız? Doğrunun üzerinde kareyle alakalı bir şeyler var mı? Ona bakacağız. E var. Karenin B köşesi doğrunun üzerinde. O zaman bu köşeyi kullanacağım. Peki bu bir kare ise kenarları... Hepsi birbirine eşit olmalı. Hepsi A birim doğru mu? Peki bu A'ları yazınca sanki B noktasının koordinatları çıktı gibi. Bakın Y ekseni olan uzaklığı absisi A. X ekseni olan uzaklığı ordinatı A. Demek ki B'nin koordinatları A'ya A'ymış. Kanun ne diyordu? Nokta kimin üzerindeyse denklemi sağlar. O zaman B noktası bu doğrunun üzerindeyse A A noktası bu vatandaşı sağlamalı. X yerine A yazıyorum. Y yerine A yazıyorum. 0'a eşit. 3A 12'den A kaç geldi arkadaşlar? 4. Karenin çevresi. Bir kenarı 4 ise çevresi 4 tane 4. 16. Cevabımız E şıkkın. 14'e bakalım. Ooo. Soru çok güzel bir soru. ÖSYM tarihinin sorduğu en güzel analitik geometri sorusu. Daha güzelini şimdiye kadar görmedim ben. Çok klas bir soru. Diyor ki, dik koordinat düzleminde kısa kenarı bir birim uzun kenar 2 birim olan 9 eş dikdörtgenden oluşan şekil çizilmiştir. Sonra A2 0 noktasından geçen D doğrusu ile bu şekil eşit alanlı iki bölgeye ayrılmış. Ha bu şekil şu an D doğrusu ile iki tane eşit alana ayrılmış. Buna göre D doğrusu neyimi mi kaçtı? Şimdi kısa kenarı 1, uzun kenarı 2 olan dikdörtgenler. Yani şurası 1, burası 2. O zaman dikdörtgenin bir tanesinin alanı iki. Kaç tane dikdörtgen vardı? 9. 9 kere 2 18. O zaman tüm şekil 18. Yani bu D doğrusu şu vatandaşı çizince şekli ne yaptı? Şu an 9 9 böldü. Peki benden doğrunun eğimini istiyor. Hocam şurası zaten 2 vermiş. E şurada 1 deyip de sakın 1 bölü 2 deyip aşıklarda yokmuş gibi bir şeye düşmeyin. Bakın köşeden geçmiyor. Eğer köşeden geçseydi size mutlaka söylerdi. Yukarıda da bakın köşeden geçmiyor. O zaman benim başka bir şeyler yapmam lazım. İşte dedik yani bu soru ÖSYM tarihinin en güzel sorusu diye. Şimdi burada bir hareket yapmak lazım. Nasıl yapacağız? Bakın şu vatandaşı ben buradan kesip şuraya yanına koysam. Alanda bir değişiklik olur mu? Olmaz. Çünkü doğrunun üstünde buradan alıp buraya koydum. Alanda bir değişiklik var mı? Yok. Hala şeklin alanı 18. Ortadan ikiye böldüm. Yukarı 9, aşağı 9. Hiçbir değişiklik yok. Şimdi alanı ben değiştireceğim ama birazcık yukarıdakini. Şuradaki boşluğu kapatacağım. Bakın şu boşluğu da ben kapatacağım. Alan kaçtı? 9. Şimdi burası 1, bir, burası 1. Bir. E bir de buradan geldi. Şu an bu doğrunun üzerindeki şu yeşil üçgenin alanı kaç oldu? O boşluğu da tamamlayınca da 10 oldu. Ha, artık ben biliyorum ki bu yeşil üçgenin alanı 10. Peki bu yeşil üçgen, dik üçgen değil mi? Alanı neydi? Dik kenarların çarpımının yarısı. E peki dik kenarları belli mi? E belli. Burası 3 birim. Değil mi? Çünkü burası 1, burası 2, 3 birim. Burası Ha, bura belli değil. Ne diyelim? T diyelim. O zaman alanı hesaplayalım. 3 çarpı T bölü 2 eşittir 10'dan. Ha, T de çıktı bakın kaçmış? 20 bölü 3. O zaman şurası da kaç birimmiş? 20 bölü 3. Şimdi benden doğrunun eğimini istiyordu. Alan falan nelerle uğraştım ben ama e, soru bitti. Nasıl? Doğrunun eğimi neydi arkadaşlar? Hatırlayın. X ekseni ile yaptığı sağdaki açının eğimiydi. Doğru mu? Ha, dikkat edin sağdaki açı Geniş açı. O zaman bir kere bizim doğrunun eğimi eksi olacak. Zaten şıklara bakın hepsi eksi. Peki geniş açı eksi. O zaman ben oradan değil de tanjantı şuradan yazsam olur değil mi? Peki bu vaziyetteyken zor da sanki z kuralıyla o alfayı buradan alıp şuraya taşırsam tanjantı bulurum gibi. Bakın karşı 3 komşu t yani eğim 3 bölü t. Hocam t'yi bulmuştuk zaten 20 bölü 3'tü. Hadi yerine yazalım. Eksi 3 bölü 20 bölü 3. Ters çevir çarp. Eksi 9 bölü 20 bizim doğrunun eğimi. Yani cevabımız D şıkkı. Ama dediğim gibi arkadaşlar soru çok güzel bir soru. 10 numara 5 yıldız bir soru. Vakti zamanında ÖSYM iyi sormuş bunu. Örnek 15'e bakalım. Gene ÖSYM'nin sorduğu bir soru. Güzel bir soru. Dik koordinat düzleminde verilen şekildeki kare Eğimi eksi 1 bölü 4. Ha, eğimi eksi 1 bölü 4 ise sola yatık bir doğru. Olan bir doğru ile eşit alanın iki bölgeye ayrılıyor. Yani şöyle bir şey. Eşit alanın iki bölgeye ayırdığına göre tam şöyle güzel bir simetrik bir şekilde geçmeli değil mi? Yani şurası A birimse burada A birim olacak şekilde geçmeli ki iki eşit alana bölsün. Burada ne olacak o zaman? 8 eksi A. Burada ne olacak? 8 eksi A. Peki şurası kaç birim arkadaşlar? 8 birim. Evet şu an iki eşit alanı ayırdık. E neyi soruyor bize? Bu doğru x ekseni a'ya 0 noktasında da kestiğine göre. Ha pardon a'yı kullanmış. Biz de kullanmayalım. Şunlara b diyelim. Kafalar karışmasın. Tamam bunlara b dedik. x ekseni o zaman şunu şöyle devam ettirdik. Bunu da devam ettirdik. x ekseni de a'ya 0 noktasında kesiyormuş. Burada. E bizden a'yı istiyor haliyle. Şimdi doğrunun eğimi kaçtı? Eksi 1 bölü 4. E hadi eğimi bulalım. Eğim yazmak için bize ne lazımdı? 2 nokta. Var mı 2 nokta? E var sanki bakın birisi şurada. Buranın koordinatlarını söyleyeyim bana. 0'a 8 eksi b. Bir de şunu kullanalım. Buranın koordinatları da ne? 8'e b. Apsisi 8. Ordinatı b. Ha 2 nokta belli. Ben eğim yazarım. Neydi eğim? Ordinatlar farkı. 8 eksi b. Eksi b yani 8 eksi 2 b. Bölü apsisler farkı 0 eksi 8 eksi -8, 8. Eşittir eksi 1 bölü 4. Eksiler gitti. Sadeleştirdik 2. İçler dışlar 8 2b 2'den 2b 6'dan b kaç geldi arkadaşlar? 3. Ha demek ki şurası 3'müş. Burası da 5'miş. Ama benden a'yı istiyor. Apsis istiyor. E şimdi şurada da şey yapalım. Tamamı a'ya 8'i buradaysa buraya a 8 kalmaz mı? Thales yazalım. a 8'in a'ya oranı 3'ün 5'e oranı. İşler dışlar yapalım. 5A-40 eşittir 3A'dan. a 40'tan A kaç gelecek arkadaşlar? 20. Cevabımız E şıkkı. Denklemi bilinen doğrunun eğimi var arkadaşlar. Ha burada da ne yapacağız? Bize doğruyu verecek. Biz onun üzerinden eğim alacağız. Peki nedir o? En temel şekil şudur. Y eşittir mx artı n doğrusunu görürseniz eğim x'in katsayısıdır. Mesela y eşittir 3x eksi 1. Hop eğim kaç arkadaşlar? X'in katsayısı 3. Yalnız burada neye dikkat edeceğiz? Y yalnız olmalı. Y tek başına olmalı. Mesela 2Y eşittir 3X eksi 1. Eğim 3. Ha, diyemezsiniz. Niye? 2Y. Önce her tarafı 2'ye böleceğiniz. Y eşittir 3 bölü 2X eksi 1 bölü 2 diyeceğiniz. Sonra eğim 3 bölü 2 diyeceksiniz. Aman ha oraya dikkat. Dikkat. Peki bir de doğrunuzu eğer AX artı BY artı C eşittir 0 formatında verirse de eğim Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Bakın dikkat edin eksi a bölü b demiyorum. Çünkü a'lar b'ler harftir. Ters yazarsınız soru gider. Nedir? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Bunu ezberleyeceğiz mi hocam? Yok. Ax x artı b artı c ifadesinde y'yi yalnız bırakırsanız y eşittir. Eksi a bölü x eksi c bölü b gelir. E x'in katsayısı bu olduğu için de eğimli olacaktır. Eksi a bölü b gelecektir. Ha bu bir formül değil o zaman. Pratikleştirilmiş bir durum. a x artı b artı c de y'yi yalnız bıraktığınızda zaten karşınıza bu çıkıyormuş. Mesela 2 x artı 4 y eksi 7 eşit i̇şte doğrusu neyim? Bak y'yi yalnız bırakalım ne geliyor? 2 x artı 4 y eksi 7 eşittir 0. 4 y eşittir 7 eksi 2 x. Her tarafı 4'e böl. y eşittir 7 bölü 4. Eksi 2 bölü 4 x. x'in kat ne geldi. x'i 2 bölü 4. Demek ki eğim eksi 1 bölü 2. Bu kadar. Hocam ne gerek var ya? Yani neydi formül? Eğim eksi x'in kat sayısı 2 bölü y'nin kat sayısı 4'ten eksi 1 bölü 2. Bunu diyen öğrenci tipi de var. Böyle yapan öğrenci tipi de var. Siz hangisine uyuyorsanız, hangisini seviyorsanız onu yapın. Hiçbir yol arkadaşlar kısa yol değildir. Her yol kendisine göre, yani sahip olduğu öğrenciye göre kısadır. Kimisi buradan çözer, hocam çok kısa çok basitler. Kimisi formüle ezberler, hocam çok basit çok kısa. O size kalmış bir şey. Onun için böyle arkadaşlarınızın, hocalarınızın bu yol daha kısa, bu yol daha güvenli gibi laflarını pek dikkat etmeyin. Size ne kolay geliyorsa o en kısa yoldur. Bazen satırlarca işlem yapmak size kolay gelebilir. Siz bilirsiniz, problem yok. Size kolay geliyorsa öyle yapın. Ama daha bir kısa yol varsa da onu da anlamaya çalışın. Yani bu formülde eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı ne bu? Ama bu formül deyip hemen bir kenara atmayın. Bir anlamaya çalışın. Belki hakikaten daha kısa gelecektir size. Onun için pek bu gibi şeylere aldırış etmeyin. Kendi kısanızı kendiniz seçin. Ama onun da ne olduğunu merak edin. Göz ardı etmeyin. Belki sizin en kısanız orada yeni öğrendiğiniz bilgi olacaktır. 17'ye bakalım. Doğruların ve eğim açılarını bulunuz. Eğimlerini ve doğru şey eğim açılarını bulunuz demiş. Yok ya sadece eğim açılarını bulun demiş. E, eğimi bulmadan eğim açıyı zaten bulamazsınız. O zaman hem doğrunun eğimlerini hem de eğim açılarını bulalım. Bu vatandaşın eğimi x'in katsayısı 1 olduğu için 1. O zaman şuraya eğim diyelim 1. Peki tanjantı 1 olan açı kaç dereceydi? 45. Hemen bunu da yazalım. Bakıyoruz. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Yani eğim eksi 1 geldi. Ha, eğim eksi 1 geldiğine göre önünü eksi almışsa demek ki geniş açı. E 1 45'ti. 45 idi. 45'in geniş açısı 180 eksi 45. 135. Ha, demek ki mesela tanjantı eksi 1 olan açıyı düşünürken şöyle düşüneceğiniz. Tanjantı 1 olan açıyı düşüneceğiniz. Hocam o eksi. O eksi geniş açı olduğu için. E onu da bulmak için 180'den çıkartacağız. Mantıklı. Bakın şimdi eğimine x'in katsayısı eksi kök 3. Şimdi ben tanjantı eksi kök 3 olan açıyı aramayacağım. Tanjantı kök 3 olan açıyı arayacağım. Tanjantı kök 3 olan açı 60 derece. Ama önünde eksi var. Ha, geniş açı 180 eksi 60'dan 120 derece. Ve son olarak bu arkadaş eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısından eğim kaç geldi? 1 bölü kök 3. Tanjantı 1 bölü kök 3 olan açı da 30 derece. Hocam ben bunları nasıl bileceğim falan diye düşünmeyin. Hemen 30, 60, 90 üçgeni çizerseniz rahatlıkla görürsünüz. 30'un karşısı 1, 90'ın karşısı 2, 60'ın karşısı kök Bakın tanjant 30, karşı bölü komşudan 1 bölü kök 3. Tanjant 60, karşı bölü komşudan kök 3 bölü birden kök 3. Demek ki ezberlenecek bir şey yok. 30, 60, 90 üçgeni çizerek rahatlıkla görebiliyorsunuz. 18'e bakalım. Doğrusun eğimi 1 bölü 2 olduğuna göre k kaçtır demiş. Yani eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. İşler dışlar eksi 4 eşittir. K eksi 3'ten k kaç gelecek? Eksi 1. Analitik düzlemde doğruların eğimleri eşit olduğuna göre k kaçtır demiş. E artık bunlar olayı iyice pratikleştirmek için hızlanmak için sorulan sorular. Söyleyin bu arkadaşın eğimini. Eksi x'in kat sayısı bölü y'nin kat sayısından 1 bölü 2. Bu arkadaşın eğimini söyleyin. Eksi x'in kat sayısı bölü y'nin kat sayısından da eksi 2 bölü k artı 3. E şimdi bunları birbirine eşitleyelim. 1 bölü 2 eşittir. Eksi 2 bölü k artı 3. İşler dışlar. k artı 3 eşittir. Eksi 4 k eşittir. Eksi 7. Cevabımız c şıkkı. Hemen testimize bakalım. A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır? Gayet kolay bir soru. Eğim AB eşittir. Ordinatlar farkı bölü apsisler farkı. 2 eksi eksi 1. Ordinatlar farkı. Bölü absisler farkı 4 eksi 3. Yukarısı 3 aşağısı 1. 3 bölü 1'den 3. Şekildeki doğrunun eğimi kaçtır? Ne yapıyorum önce? X ekseni kestiği noktanın sağındaki açıyı buluyorum. Baktık sağındaki açı geniş açı. O zaman bir kere bunun eğimi negatif. Peki geniş açılarda ne yapıyorduk? O sırttaki dar açının tanjantını kullanıyorduk. Doğru mu? O zaman bu açıyı da ben şuraya taşıyabilir miyim? Tanjant karşı bölü komşu. Karşı 4 komşu 8. O da kaç gelecek? Eksi 1 bölü 2. Cevabımız B şıkkı. Bir daha hatırlatıyorum. Eksi 4 bölü eksi 8 değil. Aman ha. Bize uzunluk lazım. Karşı dediğimiz şey uzunluk. Şurası 4 birim. Bura 8 birim. 3'e bakalım. A, B, C noktaları aynı doğrunun üzerinde olduğuna göre. Yani bu 3 nokta doğrusal. O zaman ikişer ikişer eğimler birbirine eşit. Ne diyelim? Eğim AB eşittir. Eğim AC diyelim. Siz isterseniz BC C deyin. Fark etmez. AB'nin eğimi. Ordinatlar farkı 4, 3, 1. Apsisler farkı 2, 1, 3. A, nin eğimi. Ordinatlar farkı A, 3. Apsisler farkı 5, eksi, eksi 1, 6. Sadeleştir 2, 2 eşittir a, eksi 3'ten at bunu bu tarafa a eşittir 5. 4'e bakalım. A ve B noktalarından geçen doğru. X ekseniyle pozitif yönde 135 derecelik açı yapıyor. Pozitif yön tam bizim istediğimiz yönde. Kaç derecelik açı yapmış? 135. O zaman bir kere bu geniş açı eğimi negatif olacak 135 derece kimin sırtı arkadaşlar? 45 derecenin doğru mu? O zaman tanjant 45'i lazım bize. O da kaçtı? 1. Ama 135'in tanjantı ne olacak o zaman? Eksi 1. Demek ki eğim eksi 1. Hadi bir de eğim yazalım. Ordinatlar farkı 6 eksi 4. Bölü absisler farkı k eksi 2 eksi 1. Eşittir eksi 1. 2 bölü k eksi 3 eşittir eksi 1. İçler dışlar yapın. 2 eşittir eksi k artı 3'ten k eşittir 1 gelecektir. 5'e bakalım. Dik koordinat düzleminde verilen D1, D2 ve D3 doğruların eğimleri M1, M2 ve M3'tür. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Önce M1'den başlayalım. Yani D1'in eğimi. D1 doğrusu x eksenine paralel mi? Hatırlayınız x eksenini nasıl düşünün demiştik. Yer ekseni. E yer dediğimiz yer düz bir yer. Eğimi 0. Dolayısıyla D1'in eğimi 0'dır. Doğru. D2'ye bakalım. Yani bu arkadaşın eğimine. Bu arkadaş sola yatık. Görüyorsunuz değil mi? Sola yatık doğruların eğimi ne olacaktı? Negatif. Bu 1 demiş. Bir kere kafadan yanlış. Peki doğrusunu bulalım. Bunun eğimi ne? X80 ile yaptığı açının tanjantı yani şu sırtın tanjantı mı lazım? 4 bölü 4'ten 1. Ama geniş açı olduğu için eksi 1. Yani M2 kaç olmalıydı? Eksi 1 olmalıydı. M3'e bakalım doğru mu acaba? Temizliyorum. Bakıyoruz x ekseni ile yaptığı açının sağındaki açı yani şurası dar açı. Dolayısıyla eğimi pozitif olacak. E bu açının tanjantı yerine şunun tanjantını bulalım. Aynı şey. Karşı 3 komşu 4 o zaman bu arkadaş da doğru. Yani aradığımız cevap 1 ve 3. 6'ya bakalım. Doğrusunun eğimi eksi 3 olduğuna göre o zihninizde e, yankılanan sesi düşünün. Neydi? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Eşittir eksi 3. x'in katsayısı k artı 2 y'nin katsayısı eksi 1. Şunlar gitti. k artı 2 eksi 3'ten k eksi 5 gelecektir. A ve B noktasından geçen D doğrusu x ekseniyle 45 derecelik pozitif yönlü açı yapıyormuş. Yani tam bizim sevdiğimiz açı. Sağdaki açı doğru mu? Bura 45 dereceymiş. Benden B'nin apsisini istiyor. E hemen şuradan bir dik gelelim. Bu ne demekti? Ordinat demekti. Doğru mu? O zaman burası 6. Peki şurası ne? Apsisimiz o da kaç? 4. Peki bura 45. Bura 90 ise burada 45 değil mi? O zaman ikiz kenar. Bura 6 ise burada 6. 4 buradaysa buraya 2 kaldı mı? Ha B noktasının apsisi o zaman şurası 2. Ama sol taraf eksi 2. Peki ordinatı ne? X ekseni üzerinde ordinatlar her zaman kaçtı? 0. O zaman B noktasının koordinatları eksi 2 0. Benden absisi istiyor eksi 2. Cevabımız B şıkkı. 2'ye bakalım. CD doğrusunun eğimi kaçtır diye sormuş bize. Şimdi C'ye dikkat ederseniz A ile B'nin ortasında. O zaman C A ile B'nin orta noktası. Orta noktayı nasıl buluyorduk? A ile B'nin ortalamasını alarak. Nasıl alınıyordu ortalama? Apsisleri topla. 8 artı 0 8. 2'ye böl 4. Ordinatları topla 6 artı 0 6 2'ye böl 3. Şimdi BC'nin eğimini çok rahat bulabilirim. Çünkü 2 tane özür dilerim. CD'nin eğimini çok rahat bulabilirim. Çünkü 2 tane noktası belli. Ordinatlar farkı 3 eksi 0. Bölü absisler farkı 4 eksi eksi 2. O zaman o da 3 bölü 6'dan 1 bölü 2. Cevabımız A şıkkı. 3'e bakalım. Şekildeki D doğrusu A, B ve C noktalarından geçmektedir. C noktasının apsisini istiyor. O zaman A, B, C noktaları aynı doğru üzerinde olduğuna göre bunlar doğrusal. İkişer ikişer eğimleri birbirine eşit. E şu C noktasının koordinatlarını yazalım. Apsisini bilmiyorum. X diyelim ama ordinatından eminim. 0 çünkü x80 üzerinde ordinatlar 0. Ne yapalım? Eğim AB'yi eğim BC'ye eşitleyelim. Siz isterseniz AC'ye eşitleyebilirsiniz. AB'nin eğimi ordinatlar farkı 12 eksi eksi 4 16. Bölü absisler farkı 0 eksi 12 eksi 12. BC'nin eğimi ordinatlar farkı 4. Absisler farkı x eksi 12. Sadeleştir 4. Sadeleştir eksi 3. İşler dışlar yap. x eksi 12 eşittir eksi 3'ten. x eşittir 9. Cevabımız B şıkkı. 4'e bakalım. K noktası K8 ABCD kare. ACK noktalarından geçen doğrunun denklemi. Şimdi bir doğrunun denklemini yazarken olmazsa olmaz iki şey neydi? Bir eğim, 2 nokta. Nokta belli K. Sıkıntı ne? Eğim. E buluruz. Eğim dediğimiz şey x eksenini kestiği noktanın sağındaki açı değil miydi? Yani burası. E karenin köşegeni hatırlarsanız 45 45 bölüyordu, doğru mu? O zaman bunun eğim açısı 45 derece. Eğimi de tanjant 45 yani 1. E, eğim belli nokta belli ben bunun denklemini yazarım. Neydi formül? Y eksi ordinat eğim çarpı x eksi hapsiz. O zaman y eşittir x eksi 2. Eksi 8 at bu tarafa artı 8'den x artı 6. Y eşittir x artı 6 var mı? Yok o zaman y'yi de bu tarafa atalım. X y artı 6 aradığımız cevap A şıkkı. 5'e bakalım. DC 2 CB buraya K dersek burası 2 imiş. Pekala. Orijinden geçen doğrunun eğimi 3 bölü 4. C noktasının ordinatı 6'ymış. Ha C noktasının ordinatı 6 ise o zaman şura 6. Yani K dediğimiz şey 6. O zaman burası kaç? 12. E burada 12. Peki burası 6 ise burada 6. Şimdi bu doğrunun eğimi 3 bölü 4 ya. E sağdaki açı burası. Tanjantı 3 bölü 4 olabilmesi için buraya ne diyebiliriz? 6 bölü OA eşittir 3 bölü 4'ten. İçler dışlar 24 bölü 3'ten OA kaçmış? 8. Şimdi C noktasının absisini istiyor. Yani şunu istiyor. burası 8. 12 de burada var. 20. Cevabımız B şıkkı. 6'ya bakalım. OB 2 birim. A noktasının absisi eksi 4. Yani şuradan aşağıya tık 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 bir dik gelirseniz şurası 4 birimmiş. AB doğrusunun eğimi eksi 2. Niye eğim eksi 2 Çünkü x ekseni kestiği noktanın sağındaki açı geniş açı olduğu için. Ama biz ne yapıyoruz? Sırtındaki dar açının tanjantını bulup önüne eksi koyuyoruz. Şimdi eğim eksi 2 olduğuna göre demek ki bu dar açının tanjantı 2. Yani karşı bölü komşusu 2. E komşu 6 ya. Demek ki karşı kaç? 12 olmalı, değil mi? 12 bölü 6'dan 2 gelsin. Şimdi sarı üçgenin alanını istiyor. E taban 2. Yükseklik 12. 2 çarpı 12 bölü 2'den aradığımız cevap C şıkkı. 7'ye bakalım. Yukarıda birim kareli zeminde verilen doğru parçaların eğimler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bir kere EF sağa yatık eğimi pozitif. AB sağa yatık eğimi pozitif. CD sola yatık. O zaman eğimi negatif. Bir kere CD'nin eğimi negatif olduğu için en küçük o. Bu cepte. En küçük bu. Peki AB'nin eğimi daha büyük. EF'nin eğimi daha büyük. E artık hesaplayalım. Bu arkadaşın eğimi. Bakın karşısı 2 komşusu 2. 2 bölü 2'den 1. Peki EF'nin eğimine bakalım. Şu açı için konuşuyoruz değil mi? Tabii ki de hep sağdaki açı için. Karşı 2 komşu 4. 2 bölü 4'ten bunun eğimi de 1 bölü 2. O zaman eğim EF ortanca eğim AB'de en büyük gelecek diye nerede? Aradığımız cevap E şıkkı. 8'e bakalım. Dik koordinat düzleminde A, B, C noktaları veriliyor. A, C artı B, C toplamının en küçük değeri için X kaç olmalıdır diye sormuş bize. Ha, en küçük değeri sormuyor. En küçük değer için X'i soruyor. O zaman şunu bir çizelim bakalım. Nasıl bir şey bu? A 3'e 2. Şurası. B 19'a 6. B 19'a 6. Bayağı bir bu tarafa gideceğiz. Şöyle bir şey. 6 da burası olsun. Peki C de x'e 0. O da şurada bir yerde olsun. Ha, mesela C burada olsun. AC artı BC toplamın en küçük değeri. Ha, bu bizim dik üçgendeki sorunun aynısı değil mi? Ne yapıyorduk? Aşağıya deviriyorduk. Evet hatırladık. Şimdi bakın önce bunu aşağıya devirelim. 3'e 2 noktası aşağıya devirirsek ne olur arkadaşlar? A üstü diyelim. 3'e eksi 2 olur. O zaman gelir bunu. B ile direkt birleştirirsem yani doğrusal çizersem en kısa olur. O zaman C burada değil şurada mı olmalı arkadaşlar? Peki bunun en küçük olması için ne yaptık? Dümdüz çizdik. Yani doğrusal olması lazım dedik. E doğrusallık şartını oluşturalım. Ne yapıyoruz? 3 noktadan ikişer ikişer eğim hesaplıyoruz. Eğim A üssü C eşit olmalı. Eğim B C, y. Siz isterseniz A üssü B yapın. Fark etmez. A üssü C'nin eğimi. Hatta A üssü C demeyelim ya. A üssü B diyelim değil mi? İki tane bilinmeyen olmasın. Evet. A üssü B'nin eğimini BC'nin C'nin eğimini eşitleyelim. A üssü B'nin eğimi. Ordinatlar farkı 6 eksi. Eksi 2 8. Apsisler farkı 19 eksi 3 16. Eşittir. BC'nin eğimi. Apsisler fark şey özür dilerim. Ordinatlar farkı 6 eksi 0'dan 6. Apsisler farkı 19 eksi x. Sadeleştir 2. İçler dışlar 12 eşittir 19 eksi x'ten x kaç olmalı? 7 olmalı ki toplam en küçük olsun. 9'a bakalım. Yukarıda birim kareleri ayrılmış kağıt parçasında o noktası orijini göstermektedir. Buna göre D doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisi? Şimdi O noktası orijini gösteriyor ya. Hadi çizelim o zaman. Şöyle bir şey. İşte bu D doğrusunun denklemini istiyor. Ne yapacağız? Bir doğrunun denklemini yazabilmeniz için eğimi ve bir tane de noktayı bilmeniz lazım. Peki eğim içinde ne lazım bize? İki nokta mı lazım? O zaman bu doğru üzerinde iki tane nokta bulalım. Eğimi bulalım. Sonra da denklemi yazalım. Mesela şu ucunun noktanın koordinatları belli. 1, 2 yukarıya kaç çıkmış? 1, 2, 3, 4, 5. Bunun koordinatları 2'ye 5. Başka var mı gördüğünüz? Bakın şurası var. Bunun da koordinatları kaç? 3'e 2. Hocam şu arkadaş da olur mu? Olur tabii ki de. Niye olmasın? Canınız hangi nokta isterse onu bulun. Şimdi o zaman 2 nokta belli. Ben bunun eğimini bulurum. Ordinatlar farkı 5 eksi 2. Böyle absisler farkı 2 3. Yukarısı 3 aşağısı eksi 1. Demek ki eğimine geldi eksi 3. Şimdi bir de nokta lazım bana. E 2'ye 5'i kullanarak yazabilirim. Neydi formül? Y eksi ordinat eğim çarpı x eksi apsis. Yani y eksi 5 eşittir. Eksi 3 x artı 6. Atın bunun tarafa. Y eşittir. Eksi 3 x artı 11. Varmış mı şıklarda böyle bir şey? Aradığımız cevap A şıktı. Ona bakalım. Dik koordinat sisteminde A ve B noktaları şekildeki gibi veriliyor. Y eşittir 2x doğrusu üzerindeki A ve B noktaları için OA, OB'ye eşitmiş. Bla 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 hangileri doğrudur diye sormuş bize. Şimdi OA, OB eşitse o zaman burada bir simetri var değil mi? Bakın şurası C, burası D. Burası B, burası A değil mi? O zaman D ile A birbirine eşit. Pardon ters yazdım. Şurası A, burası B. Heh. D ile B birbirine eşit, A ile de C birbirine eşit. Ama zıt işaretli. Yani A eşittir eksi C. B eşittir eksi D. O zaman bakın bunu bu tarafa atarsam A artı C sıfır. Birinci öncül doğru oldu. Ha bunu bu tarafa bölü olarak atarsam B bölü D eksi bir. O zaman bu da doğru oldu. Geriye bir tek şu arkadaş kaldı. Bakalım bu nasıl bir şey. Şimdi bu noktalar y eşittir 2x'in üzerinde mi? O zaman noktalar doğrunun denklemini sağlar. x yerine c yazarsam y yerine d yazarsam 2c eşittir d olur. Aynı şekilde x yerine a yazarsam 2a eşittir b olur. Ha, şimdi b eksi d'ye eşittir arkadaşlar. O zaman şuradaki d yerine eksi b yazalım. O zaman buradan da ne gelecek? Bakın B bölü C. Bunu bu tarafa atarsak. Ha, B bölü C eksi 2 gelecek. Ha, bu eksi 1 bölü 2 diyor. Dolayısıyla bu arkadaş yanlış. Aradığımız cevap 1 ve 3 gelecektir. 11'e bakalım. Doğrusu üzerinde bulunan A ve B noktaların absisler farkı 24. Şimdi bunun üzerinde bulunan A ve B noktalarını şöyle diyelim. A, X1, Y1 olsun. B de x 2 y 2 olsun. Apsisler farkı x 1 eksi x 2 24'müş. Benden ne istiyor? Ordinatlar farkı y 1 eksi y 2 istiyor. Peki. Şimdi neydi kural? Nokta doğrunun üzerindeyse denklemi sağlar. O zaman A noktasını sağlatalım. 5 x 1 eksi 12 y 1 artı c eşittir 0. Şimdi B'yi sağlatalım. 5 x 2 eksi 12 y 2 artı c eşittir 0. Taraf tarafa çıkartalım. 5 parantezinde x1 eksi x2. Eksi 12 parantezinde y1 eksi y2. C'ler gitti eşittir 0 E, x1 eksi x2 24'tü. 24 çarpı 5 120. Eşittir bunu bu tarafa atalım. 12 parantezinde y1 eksi y2. Her tarafı 12'ye bölersek. Demek ki y1 eksi y2. Yani ordinatlar farkı kaça eşitmiş? 10'a. Cevabımız A şıkkı. 12'ye bakalım. Analitik düzlemde 2x eksi artı 3 eşittir 0 doğrusu üzerine bulunan A ve B noktalarına eşit uzaklıktaki noktanın ordinatını istiyor. Ha, şimdi 2x eksi Y artı 3 doğrusu üzerinde bir nokta varmış. O nokta hem A'ya hem de B'ye eşit uzaklıktaymış. O zaman şimdi şu 2x eksi Y artı 3 üzerindeki noktayı bulalım. O noktanın C diyelim. Apsisi A olsun. Ordinatına ne diyeceğiz? Gaza gelip de sakın B demeyin. Çünkü apsis belliyse ordinat zaten belli. Neden? Apsis yerine A yazarım. Ne oldu? 2A eksi Y artı 3 eşittir. Sıfırdan ha Y'si de ne geldi? 2A artı 3 geldi. Ne yaptım? Y'yi bu tarafa attım. Demek ki apsisine A dersek Y'si de neymiş? 2A artı 3. Şimdi bu C hem A'ya hem B'ye eşit uzaklıktaymış. Yani AC eşittir BC. Nasıl yazıyorduk? İki nokta arası uzaklığı mutlak değer içinde doğru mu? Mutlak değer AC eşittir mutlak değer BC. Peki AC yani iki nokta arası uzaklık. Hatırlıyoruz değil mi formülü? Apsisler farkının karesi. A eksi eksi 1 yani A artı 1'in karesi. Sonra ordinatlar farkı. 2A artı 3'ten 3 çıkarsa 2A'nın karesi. Sonra bunların toplamının kare kökü. Eşittir BC'ye bakalım. Apsisler farkı A eksi 2'nin karesi. 2 artı 3'ten 0 çıkarsa ordinatlar farkı 2 artı 3'ün karesi. Toplamının kare kökü. Geri kalanı amelelik. Matematik yapacağız. Kare kare kökler gitti mi? A artı 1'in karesi A kare artı 2 A artı 1. 2 A'nın karesi 4 A kare. Eşittir. A eksi 2'nin karesi A kare eksi 4 A artı 4. 2 artı 3 karesi 4 a kare artı 12 a artı 9. 4 a kareler gitti. A kareler de gitti. Burada ne kaldı? 2 a artı 1. Burada ne kaldı? Eksi 4 a 12 a 8 a artı 9 4 daha 13. Ha, yani bunu bu tarafa atarsak 6 a. Bu arkadaşı bu tarafa atarsak eksi 12 a eşittir eksi 2. Bizden nereye istiyor arkadaşlar? Ordinatı istiyor. Doğru mu? O zaman A yerine eksi 2 yazarsak eksi 4 3 daha eksi 1 aradığımız cevap A şıkkı. Böylece bir föyün daha sonuna geldik arkadaşlar. Geçmiş olsun.